Sayın Cumhurbaşkanı'nın küçük damadı Selçuk Bayraktar'ın sahibi olduğu, kardeşleri ve babasıyla birlikte sahibi olduğu Baykar firmasını biliyoruz. Bunların İHA, SİHA ve dün de TİHA diye, yani taarruzi amaçlı insansız silahlı araçlar, insansız silahlı araçlar ürettiler ve teslim törenleri vardı. Emin olun ki Türkiye Cumhuriyeti'nde savunma sanayinde veya diğer teknolojik sahalarda kim taş üzerine taş koyuyorsa, kim yeni bir fikir üretiyorsa, kim yeni bir proje geliştiriyorsa, kim olduğuna bakmaksızın, kimin damadı olduğuna bakmaksızın alkışlarım, desteklerim onunla birlikte gurur duyarım. Ama dün bütün seyircilerimizin biliyor olması lazım ki Baykar'ın TİHA teslim töreninde TİHA teslim Türkiye töreni, evet. Benim Cumhuriyeti için varsa Devleti'nin bulalım, tamamı, verelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tamamı. Yani Başbakan Cumhurbaşkanı'ndan Cumhurbaşkanı yardımcısına, Genelkurmay Başkanı'na, Milli Savunma Bakanı'na, MİT Müsteşarı'na, bütün bakanlara, bütün milletvekillerine, bütün iş dünyasına hepsini Baykar'ın şirket merkezinde binlerce insanı topladık. 3,5 saat boyunca hatta Bayraktar ailesinin annesinin elini öpme seremonilerinden dahil olmak üzere aile fotoğrafları, aile görüntüleri dahil olmak üzere korkunç bir PR yaptık. Eminim ki o ürettikleri TİHA'lar, SİHA'lar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işini görecek, savunma gücümüzü artıracaktır. Hiçbir şey demiyorum bunlara. Destekliyorum, gurur duyuyorum. Ama Allah aşkına yahu bir demokratik hukuk devletinde bunların parası nedir? 2015 yılından itibaren Selçuk Bayraktar devletimizin büyük desteğini gördük derken ne kadar destek aldıkları, bu silahların Türk Mehmet'im, Silahlı duydun beni. Kuvvetlerine, savunma sanayine kaça satıldığı, kaça mal olduğu, Allah aşkına bizi TİHA sadece teslimat görüntülerini, fotoğrafları varsa onları da vereyim, daha iyi olur. algı TİHA teslimat. bombardımanına Bizi sadece Evet. algı bombardımanına niye tabi tutuyorsunuz? Ya bir kamuoyu olarak merak ediyoruz ki Allah razı olsun ne güzel çalışkan bir çocukmuşsun. Damadı aradığı kayınpeder damadı aradığında gece 2 bile olsa fabrikada buluyormuş. Bunları bile anlattı bize. Ya yani çok çalışkan bir çocukmuş. Çok gayretli bir çocukmuş. Ürettiler ve savunma sanayine sattılar. Kaça sattılar? Ne kadar destek gördüler? Ya ben vatandaşım, bunları bir ön yargısız duymak istiyorum. Ön yargı sahibi olmaksızın bilmek istiyorum. Bir devlet böyle bir PR kampanyalarıyla, tanıtım kampanyalarıyla, ahbap çavuş ilişkileriyle ve devlet mekanizması bu kadar kişiselleştirilebilir mi? Bu kadar şahsileştirilebilir mi? Devletle aileler bu kadar iç içe girebilir mi? 3,5 saat boyunca bu devlet ricalinin tamamı o fabrikada gezmedik yeri bırakmadılar. Bunu başkası için yapmazlardı. Burada bir şahsileşme, bir kurumsallaşmaktan uzaklaşıldığını söylemeyelim mi? Yani bunu sakın şimdi yahu ne güzel yapılmış, kıskanıyor musunuz denilmesin. Gurur duyuyorum. Daha fazlası yapılsın inşallah. Ama bu memleketinde bir çadır devleti olmadığını, bu devletin binlerce yıllık geleneği olduğunu da kimse unutmasın. Bu kadar şahsileşme olur mu? Bu kadar aile ilişkileri bu işlere, devlet ilişkilerine bu kadar karıştırılır mı? Ve damadın yanında diğerleri, o devlet ricali 3. 5. sınıf kategorilerdeydiler. Onları seyredenler görürler. 3,5 saatlik bir programdı, seyrettim. Tamamını seyrettim ama rahatsız da oldum. Yani birisi SİHA yaptı, TİHA yaptı diye bütün devleti, bütün devlet ricalini ve seçilmişler, atanmışlar dahil hepsini buraya yığmanın böyle bir PR kampanyasının alemi var mı? Bunu konuşmayalım mı yani? Ferit Bey, yarın da benzer bir manzarayı Yargıtay binasının açılışında göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı bugün yine hukuk adına yarın yargının müthiş bir binasının açılışını yapacağız dedi. Yargı ve adalet binalardan çıkmaz. Adalet hukuk bilincinden çıkar. Sağlam bir hukuk külliyatından çıkar. Hukuka inanmış, bağımsız ve tarafsız yargıdan çıkar. Adalet binaların lüksünden, şatafatından çıkmaz. Biz inşaat yap, inşaat kaymakam bey hikayemi tekrar anlatmayayım.
Ya sadece inşaat yapmakla kafayı takmış durumdayız. Adaletin bile yüksek standartlı binalardan çıkacağını zannediyoruz. Altyapısı evet. lazımdır tabii ki adalete, yargıya. Ama yani karşınızda bir hukukçu olarak söylüyorum, benim 18 yıldır sonuçlandırılmamış davalarım var ya. Böyle bir şey olur mu? Sen binadan minadan bahsetme, 18 yıl devam eden dava olur mu ya? Yargıtay'a gittiğinde 3 sene bekliyor, bir daha bozulup geliyor, bir gidiyor, bir 100 sene daha gidip geliyor. Öyle bir şey olur mu? Bana yargıdan, şey, binadan bahsediyorsun Sayın Cumhurbaşkanı. İçinde adalet yok, içinde hukuk bilinci yok, içinde tarafsız ve bağımsız yargı yok. Ferit Bey, bunu da bu şekilde derdimi dökmüş evet, oldum. Evet, önemli oldu o TİHA törenine girmen Rübül abi. Güzel oldu. Tabii Erdoğan bayraklar konusunda birazdan yine ben devam edeceğim. Ama buradaki yorumunda çok değerli ve kıymetli oldu. Yani İHA, SİHA, TİHA bunlar yapılıyor. Bir tarafta yani şimdi hani Cumhurbaşkanı Erdoğan var, damadı var. Burası bir kere yani baştan bir ilginç bir konu. İşte damat. Ya hadi diyelim tamam, çok becerikli, işte zeki bir insan. Hakikaten de küçüklüğünden beri böyle şeylerle ilgili bir kişi. Gayretli, hırslı. Hadi diyelim başarılı. Ama bu İHA SİHA'lar hani nasıl yapılıyor? Bunlar ihaleye girmiyor mu? Hangi rakamlar dönüyor? Ne kadara dönüyor? Niye bilmiyoruz biz bunları? Niye bilmiyoruz? Bunlar aktarılmıyor. Bunları bilmemiz lazım. Bu da önemli oldu. Hadi diyelim o parayı da hak etti. Üçüncü konuya geldik. O da böyle bir açılış töreninde işte bir damat var ve etrafında bakanlar, işte yani bakan kimliği zaten artık eskisi gibi değil biliyorsunuz. Yani bakan bakan olmaktan çıktı, şey gibi artık yani Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir şey oldu yeni sistemde. Ya da sekreter işte, oldular, sekreter. Sekreter, doğru kelime oldu, evet. Sekreter oldu. Bu zaten bunu biz demiyoruz. Ben yani bu başkanlık sistemini tartışırken Burhan Kuzey'e de sormuştum onu. ABD'de öyle olduğunu, yani aslında başkan var, sekreterleri var, yardımcıları var. Çok da büyük bir şeyleri yok, vasıfları yok anlamına gelen cümlelerde kurmuştu. Sistem böyleymiş, yapacak bir şey yok. Ya Ferit Bey, bir şey söyleyeyim mi? Böyle olduğunun da fotoğrafı şu an ekranda işte. Yani bir damat, bakanlar etrafında falan. Ferit Bey, bu değil. Bak şimdi söyleyeceğim. Söylemek durumundayım. Şimdi program devam ediyor. Bak saydığım devlet ricalinin tamamı bunlar. Önce sahneye çağırıyoruz. Sahneye çağırmadıklarımıza bir anons yapılıyor. Ters dönün, şimdi sizin fotoğrafınızı çekeceğiz. Şu tarafa dönün, şöyle bir görüntünüzü alacağız. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden kim varsa orada herkese bir PR için komut verdiler. Şöyle yapın, böyle yapın, şuraya dönün, poz verin, maskelerinizi çıkarın, maskelerinizi takın. Yani bu kadar keyfilik, bu kadar şahsilik olmaz. Bir devlet ciddiyetini korumak lazım. Aile ilişkilerine bu kadar karıştırmamak lazım.